26 Eylül, 2 Ekim haftalık burçlara hoş geldiniz. Güzel takipçilerim, sevgili koçlar, beğenmeyi, yorum yapmayı, güzel ailem, kanalı büyütmeyi hep birlikte başarıyoruz. Sevgili koçlar, işinizle alakalı fırsatları değerlendireceğiniz bir salı sabahı söz konusu olacak. Çünkü Merkür ve Venüs kavuşumuyla birlikte sorunlar yaşadığınız ve göremediğiniz birçok nokta sizin için aydınlanmış olacak. Evet, pazartesi çok kritik noktalar, toplantılar ve gerginlikler söz konusu olsa da bir takım işlerinizden sıyrılıp, yani salı günü sıyrılmış bir hayat sizi bekliyor. Ve unutmayın ki hayallerimiz ve iş kapılarımızla ilgili çok güzel değişimleri yakalayacaksınız ve bu değişimler size gerçekten konum, mertebe, başarı ve duygularınız için çok doğru bir haftayı tetikliyor. Yapmanız gereken tek şey duanız ve enerjinizle odaklanmaya ihtiyacınız var. Kurumsal bir firmada çalışıp ve bu alanla ilgili bazı krizleri görmemezlikten gelmemek lazım. İş alanınızdaki stresli nokta ve çözümsüz bazı yöneticilerle aramızdaki krizler her geçen gün büyümeye başladı. Siz bu büyümeyi, bunların evresindesiniz ama cesaret noktanızda alternatif bir noktada belirsiz ilerlediği için çok fazla huzursuzluklarınız var. Yavaş yavaş Ekim 10 itibariyle bunlarla ilgili netliğe kavuşma evreniz söz konusu olacak. 29 Eylül Perşembe günü saat 10:49'da Venüs Terazi Burcu'na geçişiyle birlikte sizin de sebepsiz yaşadığınız kavgalar, göz yumduğunuz bazı olaylar, kendinizi idare edemediğiniz alanları daha net göreceğiniz bir evre, her şeyin aslında farkına vararak kötü evreyi geride bırakacaksınız. Eğer devlette çalışıyorsanız, bulunduğunuz kurumun yıl sonu temposunun dışında etraftaki insanlar da iş alanına hakimiyet kurmaya başladı ve bir ekip temposu içerisindeyiz ama sizin uzun süredir gitmek ya da tayin gibi düşünceleriniz varsa özellikle bu hafta bazı kurullardan geçmeniz gerekiyor ve başvurularınızda olumsuzluk yok ama devreye birilerini sokmanız kesinlikle lazım diyorum. Evet, bu hafta özellikle çarşamba, perşembe hem yorucu hem de Cuma'nın verdiği stresle birlikte haftayı güzel kapatacağız ama hafta sonu aile içerisindeki yaşanan bazı gerginlikleri, huzursuzlukları görmeniz lazım. Yani siz eşiniz, anneniz, kardeşinizle alakalı bağları toparlamadığınız sürece ne kadar işte başarılı da olsanız düzeninizde aksilikler var. Bunları görmenizi öneriyorum. Kendi işini yapıyorsanız ve iş konularınızla ilgili yenilikler, yeni projeler sizin için gayet keyif verecek. Yalnız siz çok aceleci bir tavırdasınız. Sistemi bitirmeden başka sistemlere hakimiyet kurmak istiyorsunuz. Bu hafta bunları gözden geçirirsek iş alanımız ve etrafımızdaki olayların farkına varabiliriz. Ortaklı işlerde ortak ayrımı ve kesinlikle bu süreçte sizi mutsuz eden birçok noktaya veda etme evresindeyiz ve sadece kendi kalıbınız ve ekonominizle alakalı dengeleri toparlayacaksınız. Ailevi miras konularımız, uzun süredir çözemediğimiz noktalarda kardeş ve kuzenler arasındaki yaşanacak tartışma, çok uzun soluklu küskünlüklere ve yasal olarak da haklarınızla alakalı mücadeleyi gösteriyor. Mümkün olduğu kadar haklarınızın arkasında durmanız gerekiyor. Geçmişe dönük iş ve işle ilgili yasal süreçleriniz devam edecek ama asla ve asla vazgeçmeyin. Siz hak edilişinizi almış olacaksınız. Uzun süredir de sosyal ağlarda iş kurmak, yeni projeler, eğitim konuları, özellikle kadınlar bu konuda bazı yenilikler yapmak istiyor. Venüs'ün enerjisiyle birlikte bunlar hem astrolojik eğitim olabilir, farklı eğitim, kendi mesleklerinizle alakalı sosyal ağlar ve dijital alanlarda yapacağınız başarılar sizin için keyifli. Yalnız aşk enerjisinin içinde de şunu demek istiyorum. Satmaya çalıştığımız, elden çıkması gereken konularda biraz zorlayıcı bir hafta. Mantıklı çözümler üreterek bu noktayı gayet sağlıklı başarabiliriz diyorum. Bir de unutmayın, kendinize ait almak istediğiniz ev konusunda da doğru karardasınız, doğru adım, ama satmanız gereken noktaları da dikkatli gözden geçirin. Aşk konusunda biraz daha radikal tavırlar içerisindesiniz. Ben sevgi, değer, önemsenmek istiyorum ve hayatımdaki kişiler beni sevmiyor, kimseyi hayatımda barındırmak istemiyorum dediğimiz bir hafta söz konusu olacak. Ve özellikle uzun soluklu ilişkiler bu konuda yanlışlarımızı doğru görmeye çalışmamız gereken noktaları belirlememiz lazım.
Yoksa ilişkide ciddi krizler söz konusu gözüküyor. Geçmiş ilişkiniz, haber almak istediğiniz konularda yenilikler var. Ama bu yeniliklerin içerisinde tanıştırılma, enteresan noktalarda tanışacağınız insanlara da kucak açmanız lazım. Çünkü sizin kalp noktanız yaralı ve şifalanmak istiyorsunuz. Ve buna fırsat yeni insanlarla olmalı. Geçmişimize ait noktada değil. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı da özellikle iş konularıyla değil, kendi aramızdaki çözmemiz gereken ailevi meselelerimizi çözmediğimiz sürece evde devamlı bir huzursuzluk yaşanabilir diyorum. Sevgili ev hanımları, kolay gelsin. Hem çocuklarınız hem ev işleri çok fazla sizi fazlasıyla yıpratmaya başladı. Ama kendinizin farkına vardınız. Yüzme, spor sizin enerjinize iyi gelecek. Özellikle yatak odanız ve çocuk odası ile ilgili yenilikler size renk katacak diyorum. Dedim bile unutmayın. Yurt dışı ile alakalı yerleşim ve bunlarla ilgili çözüm arayan sevgili koçlar için güzel fırsatlar var. Yalnız dil eğitimi, kendi işinizle alakalı gideceğiniz noktada başarı noktanız var. Kendinizi geri çekmeyin. Kendinizi doğru ifade ettiğinizde başarısız bir nokta görmüyorum. Eğitim konularınızda yarım kalan ve sizi rahatsız eden noktalar için start döneminiz. Evet, sağlık olarak sevgili koçlar, özellikle bacak ağrılarımız ve varis ağrılarımız ve damar ağrılarımız had safhada ve uyku problemi yaşıyoruz. Dikkat etmemiz öneriyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sevgili boğalar, nasılsınız? Güzel ailem, ben yorum yap diyorum. Evet sevgili aile, sevgili ailem, pazartesi günü yeni ay terazide gerçekleşecek. Pazartesi 0:54'te gerçekleşecek ve siz hayalleriniz, bilinmeyen noktalarınızı daha net göreceksiniz ve işinizle alakalı yaşadığınız bazı karışıklıklar, sizi yoran her şeyi eleme vakti. Görmeniz gereken birçok yol artık görüp kendi hayatınıza renk katacağınız. Aynı şekilde de Merkür-Venüs kavuşumu gerçekleşecek pazartesi saat 20:58'de. Bu da uzun süredir hayatınızla ilgili dokunduğunuz her noktanın size başarı evresini görmenize yardımcı olacak. Ve 29 Eylül'de terazi artı Venüs terazi burcuna geçiyor ve kendi güzelliğinizi, kendi keşfinizin sırasına doğru ilerlemeniz için doğru döngüler var. Evet, iş konularınızla ilgili uzun süredir hayatınıza dokunmak ve o alandan kendimi anlatamam ve ben bu noktada ciddi anlamda kendimi ispatlayamıyorum ve haklarımla alakalı konuşmak ve bu süreci doğru değerlendirmek istiyorsanız bu hafta gerçekten sizin için keyifli. Haklarınız, oluşumlarınız ve toplantılarınız gayet aktif geçecek. Yalnız duygusallıkla işi birbirine karıştırmamanız gereken bir hafta olduğu için mümkün olduğu kadar akşam duygularınızı gündüz işinizle alakalı noktaları belirleyin. Özellikle de akşam çalışanlar, işinizde akşam çalışın, sabah duygularınızı belirleyin diyorum. Çünkü duygusal olarak yaralarımızın şifalanmaya ihtiyacı var. Kurumsal bir alanda kendi içinizdeki yaşadığınız krizleri görüp ve ekip arkadaşlarınızla birlik olma dönemi olarak gözüküyor. Üst düzeylerin hatalarını birlikte atlatma politikasına geçiş yapacaksınız. Bu da sizin için çok doğru ve kalıcı. Yurt dışı, şehir dışı ile ilgili bağlantılı işlerinizde de birçok noktaya önder olacaksınız. Ve bu konuda da sizin altyapınız kariyer anlamında büyümeye doğru gidiyor. Fakat bu alanda yer değişimi, mekan değişimi ile ilgili konularımız, şirketimizle alakalı gerçekleşecek noktalar var. Ve bu yüzden ev arayışınız gündemimiz olabilir. Gayet sağlıklı taşınma sonrası doğru ev anahtarınız da var gözüküyor. Kendi işinizi yapıyorsanız parasal anlamda daha kazançlı bir haftaya geçiş sağlayacaksınız. Ortaklı, size bağlı alanları daha net görebileceğimiz bir hafta, kazancımıza daha doğru kazanç sağlamak için görüşeceğimiz, gideceğimiz yerler bizim için olumlu ve keyifli olacak. Yalnız devlette çalışıyorsanız kriz yönetimi çok sert ilerliyor. Mümkün olduğu kadar bu sertlikte konuşmalardan, saat ve yemek saatlerinize dikkat etmeniz ve dedikodudan uzak kalmanızı öneriyorum. Eğer ki kendi işinizle ilgili farklı bir alana iş kurmak istiyorsanız, acele ediyorsunuz bu anlamsız bir evre. Bulunduğunuz nokta ekonomik olarak sizi fazlasıyla yıprattı. Bunu toparlamadan yeni bir renk katmanız sizi daha çok yıpratacağını uyarıyorum. Bu benim nazikçe bir fikrim diyelim, söyleyemedim.
Evet, özellikle de yurt dışı ile ilgili mailleriniz, mesajlarınızla alakalı aksiliklerin çözülme haftası, vizenizde problem ya da yurt dışı ile ilgili iletişim içerisindeki dengeleri kendi evrenize toparlayamadıysanız artık oradaki oluşumlar ve çağrılmalar sizin hak edilişinizin evresidir. Özellikle 29 Eylül Perşembe günü bu konularımızın daha aktif olacağı, iş gereği gideceğimiz seyahatlerde olumsuzluklar görmüyorum ama sizin biraz kafanız duygusal olarak dağınık olduğu için bunları toparlamamız lazım dedim bile. Kardeşler aile arasındaki olumsuz süreçleri yumuşatma, daha sakin konuşma ve herkes hakkına düşen noktayı adaletli şekilde paylaşıp herkes kendi alanında artık rol alacağı ama kardeş bağları ya da aile bağlarında biraz soğukluklar söz konusu olsa da bu altyapıyı güzellikle iyileştirebiliriz diyorum dedim bile bilginiz olsun. Bir de sevgili çalışan çiftlerimizle alakalı noktada biraz ikinizin de yoğun temposu, çocuklar ve sizin hanemizde biraz soğukluğa doğru ilerliyor. Bol vakit ve keyifli bir alan yaratmanız lazım. Özellikle eski aşkınızı bekliyorsanız yüzleşme haftanız ve ilişkinizle alakalı doğru gitmeyen bazı karmaşık yalan ve hikayelerle yüz yüze kalmış olduğunuzdan bunlarla yüzleşeceksiniz ve doğru noktanın adımını atacaksınız. Bu ara boşanma fikri olan sevgili boğalar için evet doğru bir adım ama çocuklar için geri adım attığınız için her zaman siz geride kalıyorsunuz. Mümkün olarak psikolojik danışmanla çocuklarımız ve eşimizle aramızdaki soğukluk devam edeceği için çocukları yıpratmanızın bir anlamı yok diyorum. Bir de eğitim konusuyla alakalı uzun süredir dil eğitimi ya da kendi kariyerinizle alakalı tamamlamak istediğiniz her şeyi arkada tutuyorsunuz. Artık bunları ön sahaya almamız lazım ki hem dil olarak hem de başarımız ve unvanımız için kolay bir süreç olacak. Bu ara çocuklarınız acayip sinirli ve gergin olabilir. Ev halkı bu konuda çocukların altyapısını oturtmak isteyebilir. Evde yoga, meditasyon ve çocuklarla iletişimimizi daha sakin yapmamız gerektiğini de uyarıyorum. Sevgili ev hanımları, eşinize kızıp tavuktaki ambara muhtaç kalmayın ve ailesine karşı öfkeniz her geçen gün sertleşse de eşinizle aranızı düzeltin. Yoksa maddi olarak bazı krizler özellikle sizin çocuklarınız ve sizin hayatınız için sıkıntılı gösterir. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktamız üreme organlarımız, kadınsal ve regli dönemlerimizdeki sancılarımızı ihmal etmememiz lazım. Bu arada nefes tıkanıklıklarımız, geniz eti tıkanıklıklarımız uyku problemi yapıyor. Bir de eski ilişkinizi çok özlediniz, çok tesadüf bir noktada karşılaşma. Uzun süredir aşk yaşamayanlar için renkli bir enerji var. Görmek istediğiniz göz sizi görecektir efendim. Hoşça kalın. Sevgili ikizler, özellikle iş ve kariyer noktanızla alakalı bu hafta daha dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü sizinle alakalı verilecek konumlar ve kariyerinizle alakalı yapılacak birçok nokta sizin için hayırlı olacak. Dikkatli, enerjimizi, ruhumuzu sadece bu alana vermemiz lazım. Kurumsal bir alanda toplantıların yoğun olacağı ve sizin de bu evrak, dosya, hakimiyet olduğunuz noktalarla ilgili süreçte daha kendinizi ispatlamanız gereken başarılarınız çok ciddi anlamda yukarıya doğru ilerliyor. Yani siz hak edilişinizle ilgili bu hafta daha gözünüzü belirleyeceğiniz masanız, konumunuz neyse bunun için başarı sağlayabilirsiniz. Ve son zamanlarda kendi işinizi kurmak istiyorsanız ve bu konuyla ilgili aile, çevre ve ortaklık fikirleriniz varsa tam zaman diyorum çünkü neden diyorum. Bu konuda kafanızdaki projeler yapmak istediğiniz birçok nokta için sizi mutlu edecek birçok noktanın da aydınlanmasını yaşayacaksınız. Mesela ben bu ürünü satmak istiyorum dediğinizde bu konularla alakalı noktada altyapımız, enerjimiz ve ekonomi noktamız hazır olarak gözüküyor. Bunu start vermeniz gerektiğini söylüyorum. Ama devlet alanında size yapılacak ve devlet kurumunda çalışıyorsanız bulunduğunuz üst düzey yöneticilerin sizi farklı bir alana göndermesiyle ilgili çok mutlu olacaksınız ve konum ve mertebe olarak da hak edilişiniz size verileceği gözüküyor. Yani sizin özellikle 26 Eylül yeni ay terazideki gerçekleşecek yeni ay sizin duygusallıktan çok kariyer hayatınızla alakalı görmeniz gereken netlikleri gösteriyor. Yani siz artık görmeniz lazım. İşiniz, konumunuz, mertebenizle alakalı başarılara odaklanmanız lazım. Odaklandığınız takdirde hiçbir sorun sizin hayatınızda olmayacağı gözüküyor. Her şeyden önemlisi de
yeni kurduğunuz iş ya da altyapı ile ilgili çözmek istediğiniz sorunlar bu hafta pürüzsüz bir şekilde yeni bir evrenin geçişine. Çünkü Merkür ve Venüs Başak Burcu'nda kavuşum gerçekleşecek. Bu da sizin iletişim, yaşadığınız konumsuz evreleri daha konumlu bir noktaya doğru ilerleteceğinizi gösteriyorsunuz. Yani başarılar, oluşumlar var. Serbest bir alanda yerinizle ilgili bazı söylenen dedikodular, işinizle ilgili kayıp evrelerinize dikkate almanız lazım. Çünkü bulunduğunuz alana kafanız farklı planlarda olduğu için odaklanamıyorsunuz. Gerekiyorsa burada bir işletmeci ya da buraya daha doğru insan alarak alanımızı düzeltmemiz lazım. Toprak tarım ya da bu tarz alanlarda iş yapan sevgili ikizler için evet alanınızla ilgili toprağınız yapacağınız projeler sizi daha keyifli noktalar itecek. Ama sizin yapmanız gereken tek doğru şey toprak alım satım konularında hatalara maruz kalıyorsunuz. Dikkatli olmanız lazım. Evet bu ara sosyal ağlar, iletişim ağlarla alakalı yapılacak görüşmeler ya da işinizle alakalı farklı reklam arayışlarınız varsa yapmanız lazım. Medya, blog yazarlığı sizin için çok doğru bir aktif nokta. Bunları da değerlen. Özellikle bu ara hisleriniz, sezgileriniz daha yaratıcı olduğu için belki astrolojik eğitim, belki kozmik enerji ya da Vedik astroloji alanında eğitimler alarak kendi başarınızda daha iyi sonuç elde edeceğiniz ve göremediğiniz noktaları kendi haritanıza bakarak görebilirsiniz diyorum. Evet, sağlık olarak özellikle eklem ağrılarımız ve boyun ağrılarımız daha tetikte gözüküyor. Bunları bu hafta doğru spor, doğru aktif noktayla mutlaka iyileştirmemiz lazım. Aile büyüklerimizle aramızdaki yaşanan sözlü tartışmalar bu hafta daha derin noktada yaralayabilir. Çocukluk evremiz, yaşadığımız travmalar, babayla alakalı yaşanan bazı kaoslar tekrar hanemizi etki altında alabilir. Mümkün olduğu kadar bu süreçte yüzleşmeniz lazım. Ne için yüzleşeceksiniz? Yaşadığınız travmalar. Çünkü sizin başarınızda bir sorun yok. Aile etrafınızdaki yaşanan kaoslar sizi yavaş yavaş içinize kapatmaya doğru ilerliyor. Evet, aşk konusunda sevgi arayan ve özellikle aşk konusunda artık yalnızlıktan bunaldım. Eski ilişkilerim her seferinde beni yaraladı ve yıprattı diyorsanız yeni başlangıçlar için siz kendi karakterinizdeki insanı değil, nerede kendinize ait insanı, doğru insanı göremediğiniz için hep ilişkilerde yalnızlığa mahkumsunuz. Ne yapıyorsunuz? Doğru aşk için, doğru kapı için dua ve enerjinizi şifalandırıyorsunuz. Bu hafta tanıştırmalar, güzel fırsatlar, diyaloglar söz konusu olacak. Sevgili çalışan çiftlerimiz için de özellikle hanımınızın iş yerinde bazı yorgun tartışmalar söz konusu olacak. Evinizde eşinize destek olmanızı istiyorum. Evet, bu ara organik tarım ya da organik üzerine eğitim ya da bu konulara merakınız varsa mutlaka bu altyapınızı yapın. Kafanızda ailenize ait topraklarla ilgili düşündüğünüz planlarınız var. Bu doğru olarak gözüküyor. Mutlaka yapmanız lazım. Bu ara evliliği pürüzlü olan ve hala birbirinizi çözemiyorsanız artık çözülme döneminiz. Çünkü neden? Bu ilişkide çocuklar ve kendi aranızdaki yıpranıyorsunuz. Ve artık yatak ayrımı, düzen ayrımı, evdeki konuşmalar çok fazla sertleştiği için ve siz bu konuda da her zaman kendinizi haklı görüyorsunuz. Artık haklılıktan çok ilişkiyi kurtarmamız lazım. Ve boşanma kararı verenler de ev ayrımı içerisinde bir kez daha düşünün. Çünkü bu ilişkide her iki tarafında hatası var diyorum. Bir de eski ilişkiniz geri gelecek ama eskiler size yara veriyor. Artık bunu unutun diyorum. Sevgili ev hanımları, eşinizin ailesi tarafından yaşadığınız rencideleri artık kaldıramıyor olabilirsiniz. O taraftan gelecek bir konuşma, bir adım sizi mutlu edebilir ve bu dengeyi eğer kapatırsanız daha huzurlu bir nokta söz konusu olacak. Bulunduğumuz evi taşımak, farklı bir alana gitmek istiyorsanız da bu konuda her iki tarafında yapacağı güzellik sizi mutlu ve keyifli kılacak. Hiç korkmayın, çünkü hayatınızla alakalı uzun süredir yeni ev kapınız hayırlı ve uğurlu. Araç bakımı ya da evde ufak tefek tamir düşünenler için doğru bir zaman yaptırın, hayırlı olacak diyorum. Ama yapmanız gereken tek doğru şey bu ara ailenize sımsıkı sarılın, bir gözyaşı gündemimiz olabilir diyorum. Hoşçakalın efendim. Sevgili yengeçler, güzel ve keyifli bir hafta olsun. Beğenin, yorum yapın ve kanalımızı büyütelim diyorum. Evet, bu ara kendinizle alakalı yapılmasını istemediğiniz hiçbir şeyi karşı tarafa yapmamanızı öneriyorum. Bu ara öfke ruhunuz, sinir evreniz, herkese böyle alınganlık yaparak etraftaki enerjiyi dağıtıyorsunuz. Bu hafta daha dinamik olalım, daha kendimizle alakalı noktaları doğru beğenelim.
belirlediğimizde hem iş alanımızla alakalı noktayı hem de çevremizdeki enerji değişmesine yardımcı olabilirsiniz. İş konularınızla ilgili uzun süredir üst düzey yöneticilerle aranızdaki kriz yavaş yavaş toparlanacak. Yani siz artık işinizle ilgili yapmak istediğiniz ve belirlediğiniz birçok noktanın aydınlanmasını yaşayacaksınız ama hedef çok büyük olduğu için ve yurt dışı beklediğiniz bir bölüm var. Bu bölüm çözülürse ben mutluluğu tadarım diyorsanız özellikle 26 Eylül akşam pazartesi akşamı 00:45'te terazide yeni ay gerçekleşecek. Dilekleriniz ve enerjiniz için muhteşem bir evre. Aynı şekilde 26 Eylül'de saat 20:58'de Merkür ve Venüs Başak Burcu'nda kavuşumu gerçekleşiyor. Hayallere dokunmak, iletişime dokunmak, kendinizi doğru sunacağınız alanlarda mutluluğu tadıyor. Hadi bakalım tadacağınız enerji size keyif versin. Yurt dışı hayalleriniz, farklı bir alanda kendinizi daha iyi göstermek istiyorsanız buradaki varoluşlar size yavaş yavaş alın. Ne yapıyoruz? Sinirlerimiz alınmış, gülümsüyoruz ve etrafa ışık saçmamız lazım. Özellikle kendi işinizi yapıyorsanız, evet, ufak tefek tadilatlar, yeri büyütmek, yerle alakalı noktada kendimize ait alanı daha renkli tutmak istiyoruz. Ve ortaklı teklifler, yurt dışı ile ilgili bağlantılarla ilgili de altyapı zorlamasına devam ederseniz bu konuda gerçekten hak edilişle ilgili evreler ve işinizle ilgili büyütmek istediğimiz noktalarda daha büyük başarı size mutluluk verecek diyorum. Ve özellikle de devletten ayrılıp kendinize iş kurmak istiyorsanız bununla ilgili ortaklı süreçlerde size gelecek teklifleri de değerlendirmek lazım. Ama devletle alakalı noktanızı çok hafife almayın. Burada değişimleriniz de söz konusu olacak ve uzun süredir şehir ya da alan değişimiyle ilgili mücadeleniz varsa hak edilişiniz sizin evrenizde gözüküyor. Evet, unutmayalım ki 29 Eylül'de de Venüs artık terazinin evresine geçiş yapıyor. Bu da sizin adalet, mahkeme konularınızla alakalı görmeniz gereken ve sizi yıpratan birçok noktada haklılık evreniz, kazanç ya da para haklarınız ve uzun süredir devam eden sorunlarınızın bir ışık size doğru yansıyacağı ve bu yansımada haklarınızla ilgili noktanın gülümsemesini daha keyifli tatabilirsiniz. Boşanma kararı veren sevgili yengeçler için biraz daha düşünmeyi, çok düşündünüz ve çok yorgunsunuz. Yol ayrımı her iki taraf için de sağlıklı gözüküyor. Bu ara evlilik teklifi alabilir, ilişkinizle ilgili gelecek vadeden konuşmalar sizi daha mutlu kılacak. Yani siz evlenmeyi ya da tuttuğunuz ilişki sizin için doğru insan ama aceleci, paranoyak, güvensiz enerjinizden dolayı karşı tarafı çok fazla yıpratıyorsunuz. Birbirinize bakış açısını daha net görerek kendinizi doğru ifade edebilirsiniz. Yani sevgiyi doğru tatmanız lazım çünkü her şeyi büyütüyorsunuz. Evet, kariyerinizle alakalı dil eğitimi, farklı eğitimler merakınız var ama işinizin yoğunluğundan dolayı bunları bu dönem geride tutabiliriz. Ama özellikle de hayal ettiğiniz bir araç niyetiniz varsa, satıp yeni bir araç almak istiyorsanız hadi hayırlı olsun, aracınız kapıda, merak etmeyin, güzelliklerde kullanın efendim diyorum. Evet, aile içerisinde özellikle anne baba ve bunlarla ilgili noktada yaşadığınız kavgalar yavaş yavaş sizi benimseyecek ve aile büyüklerimizin size saygı duyacağı bir hafta olacak. Başarınız için ödülleneceksiniz sevgili yengeçler. Yani siz hak edilişinizi en iyi noktada sağlıyorsunuz. Bu ara annenizin soyuyla alakalı uzun süredir hani mallarınızla ilgili biz haklarımızı alabilir miyiz? Bu konuda dayılar ve teyzeler arasındaki yaşanan bazı kaos sizi tamamıyla yıprattı. Bunlarla ilgili devam edeceğiniz mücadeleler var ama eninde sonunda zafer sizin olacak olarak gözüküyor. Bu arada evde değişim içerisinde olabilir. Evde yenilik, yeni eşya, yeni bir evre ama elektronik eşyalarınızda ufak tefek aksilikler yaşayabilir. Tamir konularımız yoğun olacak. Kalbinizdeki kişi, platonik takıldığınız kişi böyle beğeniyor mu, etkileniyor mu diyorsanız artık o kişinin sizinle hiçbir alakası yok. Siz kafanızda büyütüyorsunuz. Ama geçmişten biri gelecek. Bunu tekrar şans vermek gibi niyetiniz varsa da neden olmasın? Çünkü onun da size tekrar böyle bir enerjisi var ve duygu anlamında da güzellikler katacak diyorum. Sevgili çalışan çiftlerimizle alakalı noktada da özellikle beyinizin ya da eşinizin yaşadığı bazı haksızlıklar bu hafta artıya doğru geçiş sağlayacak ve bu artı sizin için evinizde hem ekonomik olarak hem de parasal evrede güzellik getirecek. Çocuk ve tekrar bir çocuk niyeti olan sevgili yengeçler için de
hadi bakalım çocuk enerjimiz, tedavimiz hayırlı olsun diyorum. Bu da sizin için. Evde erkek çocuğunuz çok yoğunsa ufak tefek kazalar olabilir. Hani ayak kırılması, bilek kırılması, baş dönmesi. Çocuğumuzu bu konularda dikkat etmemizi öneriyorum. Evet, geçmiş üniversite arkadaşımız ya da lise arkadaşlarımızla bu hafta sonu çok keyifli bir vakit. Eski anılar, eski diyaloglar hakimiyet kuracak. Özellikle sağlık olarak da omuz bölgelerimiz, sırt ve hani sırt bölgemiz ya da boyun fıtığı, bel fıtığı noktalarımız hassas. Bir de sağ üst diş, sağ alt dişte yaşanan bir sağlık problemi biraz sizi ızdıraba döndürür. Dişçinize mutlaka uğramanızı öneriyorum. Evet, kalbinizdeki kişi gerçekten sizinle hayat almak istiyor ama çok inatçısın. Artık inatçılığı bırak diyorum. Hoşça kalın. Sevgili aslanlar, nasılsınız güzel ailem? Evet, sevgili aslanlar, bu ara hani gerçekten aslan gibi kükremek ve benim haklarım diyebileceğimiz bir haftanın sizin enerjinize doğru ilerlemesi ve zorlayıcı bir hafta söz konusu olacak. İnatçı yönünüz, başarınızla alakalı böyle daha hedefleri büyüteceğiniz ama kükremek için de çok doğru bir hafta. Çünkü siz haklarınız ve duruşunuzla ilgili uzun süredir sessiz kaldığınız için ve bu sessizlik artık tamamıyla sizi yıpratıyor. Yavaş yavaş bununla ilgili kükreyebiliriz bu hafta. Pazartesi günü yani 26 Eylül'de saat 00:54'te terazideki yeni ay sizin kendi aile ve mal konularınızla alakalı zorlayıcı bir hafta ama işlerinizle ilgili daha rahat ve kükremenizi bu yüzden öneriyorum. Haklarımızı doğru noktada görmemizi sağlayacak. Aynı şekilde 26 Eylül pazartesi saat 20:58'de Merkür Venüs terazideki Başak Burcu'ndaki kavuşumu hedeflerimiz, varoluşumuz, neden var olduğumuzu bulmamıza yardımcı olacak. Ve unutmayın ki 29 Perşembe günü Venüs artık terazide adil olan hayata ve adaletin sizinle birlikte savunacağı bir haftayı sorguluyor. Sorguluyor bakın, sorgulanacaksınız. Neydi? İş konularımızla ilgili kükreyerek hayatımıza dokunacağız. Ama etrafımızdaki insanlar tarafından sorgulanacağız. Ailemiz tarafından sorgulanacağız. İlişkilerimiz tarafından sorgulanacağız. Yani sizin güveniniz ve yıpranan alanınızla ilgili sorgulanma haftanız. İşimizde kükrüyoruz, başarımız ve hak edilişimizle ilgili bazı noktalarda net kararlar verilmiş. Masa değişimi, konum değişimi ve size sunulan birçok noktada rahatlık söz konusu olacak. Kendi işinizi yapıyorsanız da uzun süredir kapatmak istediğiniz ve farklı alanda yer almak istiyorsunuz. Burası artık sizi büyütmüyor. Neden büyütmüyor? Çünkü siz bakış açınız, enerjiniz fazlasıyla değişti ve bu değişimden sonra size artık burası keyif vermiyor. Daha büyük projeler ve daha büyük planlar var. Evet, mekanda yenilik ferahlıktır. Hadi hayırlı olsun yeni kapınız, yeni alanınız diyorum. Size mutluluk getirsin. Yalnız eğer devlette çalışıyorsunuz ve devlet ekipleriyle aradaki bazı denetimler arasında sizin suçlama gibi durumlarınız söz konusu olabilir. Bu hafta dosyalarınız, evraklarınız, iletişim ve yaşadığınız konuşmalara biraz daha dikkatli olmanızı öneriyorum. Birileri tarafından suçlanacak, işinize mobbing ya da işinizde uzaklara tayininiz oluşabilir. Bilginiz olsun diyorum. Evet, ortaklı alanları büyütmek, farklı projede var olan kendinizi ispatlamak istiyorsanız yurt dışı iletişimimiz ve özellikle Akdeniz ya da Akdeniz bölgesiyle ilgili yapacağınız bazı projelerde size keyif ve mutluluk verecek. Yani olduğu kadar, olmadığı kadar dediğimiz olayı geride bırak. Siz olduğunun en üst level'ını başaracaksınız. Toprak, arazi konularımızla alakalı yapma müteahhit ya da sizin kafanızda yapmak istediğiniz inşaat projeleriniz varsa bunlarla ilgili doğru anlaşma, arazimiz, toprağımızla ilgili doğru süre çevresi olacak. Özellikle annenizin hayal ettiği toprak onun hakkı olacak. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Evet, ailenize bu anahtarı için mücadele verdiniz ve onlara da muhteşem bir ev oluşumu gerçekleşecek. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada yorucudan çok keyifli bir hafta. Birbirimizle vakit geçirmek, birbirimizi tekrar tanımak, birbirimize tekrar fırsat vermek isteyeceğiz. Hataları görerek birbirimize ait dokunuşu daha sağlam tadacağız. Evet, çocuklarınızla ilgili gelecek planlarını daha net konuşacağız. Onların nerede okuyacağıyla ilgili net kararlar vereceğiz. Çünkü çok uzun süredir karı koca hayatımızda sadece iş, para, düzen vardı. Şimdi birbirimizle olan iletişimi sağlayarak daha başarılı noktaya doğru ilerleyeceğiz. Evet, bu ara evlilik, ilişki konularımızda bir
ileri gidiyoruz, bir geri gidiyoruz. Birileri bu dengenizi yıprattı. Ama hayatınızdaki kişi sizi bırakmıyor. Sizin bu paranoyak düşüncelerinizden dolayı karşı taraf ne yapacağına karar veremiyor. Bence siz de bir ilişki konusunda sakinleştiğiniz takdirde varoluşu ve ilişkiyi doğru süreçte tamamlayacaksınız. Geçmiş ilişkinize karşı yaşadığınız kırgınlıklar devam edecek. Onu affedeyim, affetmeyeyim derken kendi hayatınıza sıkmış olabilirsiniz ayağınıza. Çünkü bu konuda yine yaralanacaksınız. Sizsiniz. Evet, uzun süredir bir ilişkinizle ilgili adını koyamıyorsanız bu ilişki artık veda dönemi ve karşı tarafın bu ilişkiyle ilgili gelecek planlamadığını söyleyeceği gözüküyor. Siz de buna hazırlıklı olun ve ona göre hani ekstra bir çözüm üretin diyorum. Evet, aileler arasında özellikle baba ve amcalar arasındaki yaşanacak bazı krizlere siz de şahit olacaksınız. Babanıza haksızlığa itebilir, haklarınızla alakalı sinirden imza verebilir. Babanızın arkasında sağlam durun, gereksiz imzalar atmasın diyorum dedim bile. Evet, bu arada söz, nişan ve ailevi tanıştırmalar yoğun olacak. Bu arada birbirinize hem küsüp hem barışacağınız bir hafta. Devamlı alınganlık haftanız olduğu için her gün sanki ilişkiniz bitiyormuş gibi yaşayacaksınız. Ama bu ilişki doğru evrede. Hiç ilişkisi olmayanlar için özellikle cuma ve cumartesi pazar bu konuda daha şanslı olacağınız gözüküyor. Gökyüzüne şöyle bir bakın bakalım, gökyüzündeki hangi yıldız sizi destekliyor ve bu destekleyen enerji size nerede şans getirecek görmek lazım. Sağlık olarak özellikle ev hanımlarımıza sesleniyorum. Annelerimize, kız çocuklarımıza ve kadınlarımıza. Bu ara özellikle vücudumuzda en önemli şey göğüs ağrılarınız, sol göğsünüzdeki kitleler oluşabilir. Bir an önce göğüs bölgemizle alakalı tedavileri ya da röntgenimize çektirmemiz lazım. Bir de sevgili beyler, son zamanlar saç dökülmeniz ve saç kıran sorunlarınız olabilir ve cilt konusunda da alerjik reaksiyonlar gösterebilirsiniz. Dikkatli olun. Hoşça kalın efendim. Allah'a emanet olun. Sevgili başaklar, nasılsınız? Güzel bir hafta. Güzel dinlenmiş olarak enerjinizi daha yüksek, motivasyonunuzu daha çok arttıracağınız bir hafta. İşinizle alakalı gideceğimiz bol bol toplantılar, gireceğimiz iş görüşmeleri bizim daha enerjimizi yüksek tutacağı ve hayallerimize doğru yavaş yavaş adım atacağımız. Yani istediğiniz iş ya da kafanızda orası dediğimiz nokta size ışık gibi geçiş sağlayacak. Ama siz tabii ki hayal ettiğiniz ve kendi projeniz ve kendi projenizde isim ve ünvan sahibi olmak istiyorsunuz. Ve bununla ilgili altyapıları şimdiden start verin. Çünkü özellikle Aralık ayı sizin için muhteşem bir döngünün başlangıcı olacak. Şu an bu yaptığınız olay Aralık'ta artık ekonomik olarak, güç olarak sizi gayet mutlu kılacak. Unutmayalım, 26 Eylül akşamı 00:54'te yeni ay terazi burcunda gerçekleşecek. Korktuğunuz, kendinizle ilgili yatırım konularınızla alakalı endişe duyduğunuz ve miras konularla ilgili bazı krizleri önleyeceğiniz bir hafta. Ve aynı şekilde 26 Eylül 20:58'de gerçekleşecek Merkür Venüs Başak kavuşumu, planladığınız yatırımlar, size sunulacak hakları daha net göreceğimiz ve 29 Eylül'de de artık Venüs Terazi burcuna seyriyle birlikte adaletle konuşmak, haklarınızla ilgili doğru noktaları belirleyeceğiniz bir hafta. O yüzden güzellik ve her şeyden önemlisi aşkı da kucaklayacaksınız. Sevgiyi, sevilmeyi, değer görmeyi ve geçmişe ait her şeyi, birikimleri kenara atacaksınız duygusallıkta. Yepyeni bir birikimle yol alacağınız bir ilişkide size güzellik katacak diyorum. Kendi alanınızdaki büyütmek istediğiniz ve üst düzeyler arasındaki krizler önlenmiş ve kendinizle alakalı masanız, mevkiniz, konumunuzla ilgili toplantılar gayet başarılı şekilde ilerleyecek. Siz sadece kendi içinizde var ettiğiniz endişelerinizi geride tutmanız gerekiyor. Yani boşuna endişelenmeyin, sizin için güzellik var. Ve devletle bağlantılı iş ve devletle ilgili düşünceleriniz varsa size destek olacak alanlar ve sizin bu kapıyla ilgili zorlayacağınız her nokta ve devlet kapınızı da gayet güzel bir şekilde anahtarını açacaksınız, korkmayın diyorum. Eğer ortaklı işler ve çözümsüz olaylarla ilgili endişeniz, yasal problemleriniz varsa bence artık siz bu konuda da kendinizi bilinçli şekilde oturtarak savunma ve kendinize ait noktaların neresi doğru, neresi yanlış olduğunu da belirleyeceksiniz ve ortaklı ayrımı
maddi ve manevi olarak doğru ölçüde çözmüş ve kendinizi bu noktada da rahat nefes almayı sergiliyor. Evet, yurt dışı ile ilgili gideceğiniz seyahatlerde vergi, emlak borcunuz ya da bu tarz sıkıntılarınız varsa gideceğiniz yolculuklar bu bizim önümüze denk gelebilir. Vize problemimiz olabilir, pasaport kaybı yaşayabilirsiniz. Şimdiden bunlara bakarsanız en azından eksikliklerinizin ne olduğunu görürsünüz. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle eşinizin yurt dışından bir teklifi size mutluluk getirecek ve bu yolculuğa siz de gideceksiniz. Ama önce eşiniz sonra siz olacağı için biraz aradaki böyle özlem sizi yıpratsa da sonra çoluk çocuk gitme enerjiniz var gözüküyor. Evet, kendi tarımınız ya da kendi toprağınızla ilgili planladığınız projeler için bu yıl artık start verin. Ne yapmak istediğinizi belirleyin çünkü o topraklar boş duruyor ve bu topraklar sizi güçlendirecek ve doğru nokta. Eğer hukukçu, savcı ve hakimseniz ani yer değişimleriniz söz konusu olacak. Eğer sağlık sektöründeyseniz farklı bir ülkeye gitmek istiyorsanız bu fırsatları yakalayacaksınız. Ve reklam, medya, spor alanında yer alıyorsanız daha aktif rol alacağınız alanlar sizi mutlu edecek. Kardeş, ortaklı süreçlerimiz varsa her geçen gün işimiz büyümeye doğru gidiyor ve birbirimize sımsıkı sarılıp kenetleneceğimiz bir dönem. Hadi bakalım, sen varoluşunu ve ortaklı noktalarını doğru değerlendir. Çünkü güzellik ve enerji seninle birlikte. Merkür ve Venüs'ün Başak'ta kavuşumu sizin görmeniz gereken her şeyi ve malınızla alakalı hakları daha net sunacaktır diyorum. İlişkiler konusunda yeni başlangıç, yeni noktaların keyif ve eğlencesi ve eğlenceli bir hafta geçireceğiniz için de duygusallık biraz daha geride kalacak. Bu ara uzun soluklu ilişkilerinizle ilgili karar vermek istiyorsunuz ve aileler, çevrenin tanışmasını istiyorsanız bu hafta özellikle cuma ve cumartesi bu konuda enerjiniz yüksek, tanıştırabilirsiniz. Eğer ki aileden biri ilişkinizi istemiyorsa onay için anne ya da kadınları tercih etmeniz lazım. Çünkü bu noktada hakkınız ve bu noktadaki evreniz size doğru süreç sağlayacak. Evet, bu ara boşanma fikri olan ve uzun süredir mahkemede olan sevgili takipçilerim, bu konuda avukatınız size yan çiziyor olabilir. Avukatınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Bu ara taşınma konumuz yoğun olacak ve iş taşınması, ev taşınması ile ufak tefek tamir tadilat konuları biraz yıpratıcı da olsa geçeceğiniz nokta ferah ve aydınlık olacak. Bu ara dikkatsizlikten kaynaklı kazalarımız söz konusu olabilir. Evde tabak çanak kırılmalarımız yoğun olacak. Aman elinize, ayağınıza, çocuklarımıza, düzenimize bir şey olmasın diyorum. Sevgili ev hanımları, evet bu ara en önemli şeyiniz koltuklarınızın artık bakım dönemi ve bu konuda ekonomik olarak kendiniz çok zorlanıyorsunuz. Ama güzel bir koltuk takımı evinizin enerjisini değiştirecek ve ailenize ait mal ya da bir tapu ile ilgili imza vermeniz gerekiyor. Biraz kararsızsınız, güven probleminiz var. Bence karar verin, size zarar gelmeyecek. Sağlık olarak özellikle uzun süredir omuz düzleşmelerimizle alakalı, göbek yağlanmalarımız ve göbek fıtığımızla ilgili yani gece göbek fıtık riskimiz olabilir. Dikkatli olalım. Bir de mide asitlerimiz son zamanlarda gerçekten geğirme, ağzımıza tükürük fazlalığı geliyor. Doktorunuza başvurun efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Sevgili teraziler, nasılsınız? Güzel bir kalp, güzel bir yenilik. Tabii ki doğum gününüzü ortasına doğru 5 gün geçti. Artık yavaş yavaş kendi enerjinizi, kendi noktanızı, kendi evrenizi daha doğru tadıyorsunuz. Evet, artık güneş terazinin seyrine devam etmeye başladı. Siz de hayatınızda var olmanın ve kendi adaletinizle ilgili kararsız kalınan haklarınızla ilgili büyük bir mücadele dönemi. Emekleriniz, ektiklerinizi yavaş yavaş bu dönem almak için ödüllendirileceğiniz bir döneme geçiş sağladınız. Unutmayın, yeni ay 26'sında terazide gerçekleşecek. Siz isteyin, Rabbim size en güzellikleri sunacak. Korkmayın, enerjinizi sadece istemeye yükleyin diyorum. 26 Eylül Pazartesi günü 20:55'te Merkür Venüs Başak Burcu'nda kavuşumunu yaşayacaksınız. Bu da sizin iştahani kararlar verip hata yapmanızı uyarabilir. Ve Venüs artık terazi seyrine geçecek Perşembe günü. Bunun da artık isteklerinizin ne doğru da olduğunu görmeniz lazım. Evet, kurumsal bir alanın değişmesini, sistemin değişmesi, alanın değişmesini istiyorsanız ve bu konuda mücadele ettim ve kimse beni görmüyor diyorsanız bu şirketten artık ayrılma vakti. Çünkü siz bu noktada görünmüyorsunuz ve haklarınızla alakalı noktada artık yıpratıcı, yorucu, sizi yıpratan birçok nokta artık dengenizi yıpratmaya başladı. Hadi artık sen kendin için yenilikler araman lazım. Yarı kurumsal, yarı devlette çalışıyorsanız, finans
alım satım sektöründeyseniz, burada şirketiniz ve alanınız çok büyüyecek. Yerinizde sabırlı olun. Haklarınızla alakalı mücadeleyi kaybetmeyin diyorum. Aile arasında işleriniz varsa ufak tefek ekonomik olarak sizi yıpratıyor olabilir. Dengeniz, ruhunuz yoruluyor olabilir. Bence siz bu işinizi başardınız. İnsanlar size gıpteyle bakıyor. Korkmanıza gerek yok. Ortak ayrımı ya da ortakla ilgili bazı kararsızlıklarınız söz konusu gözüküyor. Bence ortağınızda pürüz yok. Siz çok detaycı olduğunuz için hep ortağınıza suç atıyorsunuz. Yani yapmanız gereken tek doğru şey sizin ortakta değil, sizin kafanızda sorun var. Bunu düzeltin diyorum. Bu ara yurt dışı, şehir dışı seyahatlerimizin çok yoğun olacağı bir hafta. O yüzden artık siz planlı, programlı, sistemli devam etmeniz lazım. Hayal edilişler yavaş yavaş artık altın, para olarak size geri dönüş sağlayacak. Aşk acısı çekenler, kalbiniz yeniden şifa buluyor ve sevgiye, dokunuşa, özleme ihtiyacı olanlar artık sımsıkı sarılacaksınız birbirinize, doğru kucaklanma var. Eski ilişkinizle ilgili merak ettiğiniz, canınızı yaktı, beddua ediyorsunuz ama o kişi yolculuğundan, siz de kendi yolculuğunuza geçmeniz lazım. Yoksa bu acıda siz kıvranıyor oluyorsunuz. Yeniliğe merhaba, eskiye hoşça kal demeyi kabul etmeniz lazım. Ev konuları, tadilat, bu hafta çok yoğun kararlar. Evinizin balkonunuzdaki çiçekler, evcil hayvanlarınızla ilgili bakım döneminiz ve çocuklarınızla ilgili geçiremediğiniz güzel evreleri daha kaliteli konuşarak çözeceğiniz bir hafta olacak. O yüzden birbirimizle iletişime doğru sağlayacağız. Yani korkmuyoruz. Bu ara farklı global alanlardan yaptığınız başvurularda olumsuzluk yok. Siz kararsızsınız. Bunlarla ilgili de kararı vermeniz lazım. Evet, her şeyden önemlisi şunu demek istiyorum güzel takipçilerim. Sevgili teraziler, hayatınızın dokunduğu her noktayı şifalandırırken kendi yaralarınızı da şifalandırmayı unutmamanız lazım. Siz iyilik yaptıkça güzelliğe doğru, ama içinizdeki yaralar hep geçmişte kalır. Geçmişi kapatalım. Çalışan evli çiftlerimizde özellikle her iki tarafında maaş ve konum değişimiyle ilgili büyük bir gelişim. Hatta eşiniz ya da siz farklı bir alanda iş bekliyorsanız güzel bir teklif var. Hadi yeni kapınız hayırlı olsun diyorum. Ailevi alakalı mal, toprak paylaşımları ile ilgili bazı sözler kırıcı olsa da herkes bir şekilde yerine tabi olacak. Memnun kalın. Özellikle kayınvalideniz, görümcenizle aynı binada oturuyorsanız burada dedikoduları aman dikkat olun. Eşinizle ilgili her söyleyeceğiniz söz sizin evliliğinize zarar verebilir. Bu arada ağzımızı kapatıyoruz. Görümceye, elçiye, geline kim varsa kapatmamız lazım. Aman dikkatli olun diyor. Bu arada evlilik teklif alabilir. Bu konuyla ilgili karar sizin elinizde gözüküyor. Bence karşınızdaki sizi gerçekten seviyor. Kabul edin diyorum, dedim bile. Bu arada ailenize ait gitmeniz gereken topraklar ve bunlarla ilgili inceleme, devletle alakalı süren davanız varsa da bu konuyu gayet rahat bir şekilde çözmek için gidin topraklarınızı görün. Nereyi devlet el koymuş ya da nerede kadastro geçmiş, bunlarla ilgili mücadelenizi yapmanız lazım. Çünkü siz tembellik yapıyorsunuz. Aslında orada devlet size uyarı vermiş, farkında değilsiniz diyorum. Evet, ev hanımları, bu ara kendinizi geliştirmek, yeni kurs, mesela takı, tasarım, bunlarla ilgili merakınız olabilir. Çini ile ilgili merakınız olabilir. Bunları daha hayatınıza katmak istiyor olabilirsiniz. Bunlarla ilgili eğitim alabilirsiniz. Size iyi gelecek. Son zamanlarda bacak ağrılarımız, vücut şişmelerimiz, ödem problemimiz olabilir sevgili teraziler. Bu konuları da doğru diyetisyeninizle ve vücudunuzla ilgili neden ödem oluşuyor kontrol edin. Genetik yapımızda şeker ve tansiyon riski var. Sizin bu aralar unutkanlıklarınız başlamış. Her şeye taktığınız için biraz beyni güçlendirecek vitaminlerle enerjimizi düzeltebiliriz diyorum. Bu ara gebelik yaşayanlarda risk olabilir. Dikkatli ve düzenli yatağınızdan hareketlerinize dikkat etmeniz lazım. Bir de evinizde kız çocuğunuz varsa çok yetenekli, onu piyano, keman çaldırabilirsiniz. Çocuklarınızın harita, yani sevgili terazilerde çocuklarla ilgili sanatsal yönlerinin çok meraklı olduğu ve bunları ihmal etmemeniz gerekiyor. Evet, yurt dışına yerleşmek ve bununla ilgili planları varsa sevgili çocuklarınızın ve gençlerin, bunların önünde bir engel yok. Gidecekleri her nokta başarılı ve hayırlı. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Sevgili akrepler, nasılsınız? Güzel bir hafta olsun güzel ailem. Ben yorum yap diyorum. Bu bizim için faydalı olacaktır.
Sevgili akrepler, özellikle kendiniz ve işiniz ve hesaplar masaya yatırdınız. Onu kontrol, bunu kontrol, şundan çıkamıyorum, bundan çıkamıyorum, bu işi başaramıyorum, bunu çözemiyorum dediğimiz bir haftanın yoğunluğu sizin ayaklarınıza serilecek. Mümkün olduğu kadar bu hafta toplantılarımız, işimizle alakalı aksiliklerin çok böyle sizi yoracağını görsek de harita burada size şunu demek istiyor. Başaramayacağın hiçbir nokta yok. Sen her zaman bir nokta, çıkış noktası buluyorsun. Çıkış noktanı doğru görmek için gözlerine doğru bakıp doğru okuman lazım. Evet, 26'sında terazideki yeni ay sizin en çok çekirdek ailenizi, yani eşinizi, çocuklarınızı, çocuklarınızla ilgili yaşanan krizleri uyarıyor. 26 Eylül akşam saat 20:58'de Merkür ve Venüs Başak Burcu'ndaki kavuşumu parasal konularınızın daha dikkatli olacağını ve 29 Eylül'de de Venüs terazi geçişiyle birlikte adil mahkeme konularımızla ilgili daha görmemiz gereken evreleri uyarıyor. Siz yani iş konularınızla alakalı uzun süredir mahkeme ettiğiniz konuları artık görmeniz lazım. Hak, hukuk, toplantı ve siz üst düzey yöneticilerinizle bu konumuzu konuşmanız lazım. Yoksa gerilemeye doğru ilerliyorsun. Bu kadar başarılı olup gerilemek sizin kendinizi doğru ifade etmediğini gösteriyor. Hadi artık konumun, alanın ve maaşın neyse bunu konuşma haftanız. Bu enerji size verilmiş. Bu enerjiyi alın lütfen. Eğer ki devlet kurumundan, kurumsal devlet kurumu arasındaysanız tam devlete geçişiniz var. Ya, ama devletteyseniz de yerinizle ilgili imkanların ve zorlamak istediğiniz alanlar var. Şu an acele ediyorsunuz. İşinize zarar vermeyin. Yerinizde kalmanız sizin için hayır. Yani neden acele ediyorsunuz? Hani burası düzensiz, sistemsiz, ben daha iyi noktalarda olmam gerekiyor. Beni kimse görmüyor dediğiniz için bu noktada acayip gerginim size. Hayır, yani siz orada gayet görünen ve yerinizi sağlamlaştırmışsınız. Sadece bu konularla ilgili eğitim alarak kendinizi daha büyük başarıya yetebilir. Şu an konumunuz doğru. Eğitimlerle altyapımızı desteklememiz lazım. Serbest bir meslekteyseniz, küçücük bir ofisiniz olabilir, büyük bir iş yeriniz olabilir. Ama serbest ve kendi alanınızdaysanız, çok hızlı emlak alım satım işleri yapıyorsanız, alışlar, satışlar, parasal konularımız gayet güzel ve keyifli geçecek. Yani kazançlarımıza kazanç katarken, geçmişe ait borçlar, bazı tıkanan olayları ertelediniz. Bunları bir sıfırlamanız lazım. Ev krediniz, araç kredinizle ilgili korkularınız var. Bunlarda hiçbir aksilik yok. Siz ufak tefek pürüzle borçlarınızı ödeyin. Onlar gayet rahat bir şekilde devam edecek sevgili akrepler. Yani olayı abartmadan, sistemi toparlamadan sen devamlı, evet küllerinden doğabilirsin ama çok eskiye dayanık borçlarını da artık görmen lazım dedim. Bu ara kardeş ya da yakın dostlarınızla yapacağınız iş ve görüşmeler size hem ekonomik olarak hem de güzel destekler alarak kendinizi daha iyi ispatlayacaksınız. Yani olmak istedik hayalleriniz, varoluşunuzu yavaş yavaş altyapısını kuracaksınız. Ama şunu unutmayın, siz çabuk pes ediyorsunuz. Ya çabuk sıkılmak mı, pes etmek mi? Yani önünü, hani planladığınız yolu doğru gördüğünüz vakit başka bir plana geçiyor. Buranın daha büyük zirvesini görün. Çünkü siz bir markasınız, bir isimsiniz. Bunun artık farkına varın diyorum. Eğer ki bankada çalışıyorsanız, banka şube değişimiyle ilgili üst düzey yöneticileriniz sizi bu konuda destekleyecek. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Evet, ilişkiler konusunda bitmesi gereken acı çektiğiniz noktaya veda edeceksiniz. Artık bu noktada yaralanıyorsunuz. Ve ilişkinizle ilgili ihanet, sözler, bazı karmaşıklıklar sizi tamamıyla yıprattığı için sıkışmış bir psikolojidesiniz. Artık bunun için bir ilişki terapisti size iyi gelecek. Çünkü ilişkide tıkandığınız nokta aşk acısı ve bu konuda şifalanamadığınız için de devamlı dönüp dönüp eskide kalıyorsunuz. Eskilere veda diyoruz. Evli çalışan çiftlerimizle alakalı noktada işlerinizle ilgili pürüz yok, evde de pürüz yok ama siz birbirinizde gereksiz atışmalarının verdiği bir gerginlik var. Bunu düzeltelim ve bu ara yurt dışı seyahate ya da şehir dışı seyahate çocuklarınızla gideceğiniz nokta size keyif kılacak. Ama çocuklarınızın eğitimiyle ilgili biraz rahat tavır var çocuklarımızın. Bunları bir dengelersek onların da enerjisi daha geleceğe planlı şekilde ilerleyebilir. Satmaya çalıştığımız bir ev, birinci kat, zemin katı, 1, 2, 3 numaralı bir daireniz varsa güzel anlaşma ama sizin daha büyük bir planınız var. Burayı sattıktan sonra daha ferah ve daha güzel bir noktaya geçiş sağlayacaksınız. Bu da demektir ki ferah bir evin kavuşumu sizin hayatınıza renk katacak. Ailenize ait borçlu konumunuz ve tamamlamanız gereken sıkıntılarınız var, mahcupsunuz. Aileniz bu parayı istemiyor ama siz içinizdeki mahcubiyetten kurtulmak istiyorsanız gidin onlarla konuşun. Çünkü onlar sizi gönülden seviyor. Siz bence boşuna abartıyorsunuz. Sevgili ev hanımlarım,
Özellikle pencere, pimapen, parkelerle ilgili sıkıntılarınız var. Bunu eşinizle konuştunuz. Eşiniz önemsemiyor, ilgilenmiyor. Hak veriyorum ama bunun için altınız bile satmayı düşündünüz. Hayır, eşiniz bu işi yapacak ve o sorumluluğu almak zorunda ve sen bu konuda acayip eşinin sorumsuzluklarından bıktın. Artık bu konuyu çözmen lazım. Çünkü her geçen gün eşinizin sorumsuzluğu ilişkiyi zedelemeye doğru gidiyor. Evet, sağlık olarak özellikle orta kulak, iç kulak ve alerjik reaksiyonlarımız var. Sonbaharın verdiği astım sıkıntılarımız olabilir. Demek ki gözde de astımat var. Dikkatli olun diyorum. Bu ara bir de size sürpriz hediyeler gelebilir. Ruhunuzu iyileştirecek şifalar var. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın. Sevgili yaylar, nasılsınız? Güzel kalp, güzel beğeni yapıyorsunuz. Yorumlar zaten muhteşem diyorum. Yaylar kendini çok güzel ispatlıyor kanalımda. Bravo sizlere. Evet sevgili yaylar, işiniz, oluşturmak istediğiniz yolculuklar, planladığınız evraklar, dosyalarda bazı karışıklıklar olabilir. Toplantılarda hata yapabiliriz, evrakları unutabiliriz, çantamızı unutabiliriz, bilgisayarımız çalınabilir. Mümkün olduğu kadar bu noktaları bu hafta kontrol edelim, tek tek inceleyelim diyorum. Şirketimizin size bir araba düşüncesi ya da bir araçla ilgili temin etmesi gereken noktada canınız sıkın. İstediğiniz araçla ilgili sanki gelmemiş üst düzey yöneticileriniz bu konuyu çözecek. Sen akıllı ve zekisin, bunu dert etme lütfen diyorum. Kurumsal bir alanda büyümek, kendinizi ispatlamak istiyorsanız bu hafta gideceğiniz her toplantı ve sizin kendinizi doğru ifade etmeniz, bu konuda başarınız, bu konuda hak edilişiniz size doğru ilerliyor. Yani siz konum olarak, mertebe olarak daha güzel başlangıçlar tadacaksınız. Hadi bakalım, Rabbimin size sunacağı güzellikleri kabul edin. Devlet ya da devletle bağlantılı çalışma hayatınız varsa devletle ilgili diyalogumuz daha yoğunlaşacak. İş başarımız, işimizle ilgili fırsatları en iyi şekilde yakalayacağız. Yani siz olabildiğin kadar hak edilişiniz ve konumlarla ilgili rahatlığınız aydınlığa kavuşacak. Kendi işinizi yapıyorsanız bu konuda özellikle 26 Eylül Pazartesi günü 00:54'te Terazi yeni ay gerçekleşecek. Yani ne dedik? Unutmayacağız evraklarımızı, anlaşmalarımızı ve bu bizim en çok psikolojik alanlarımızı rahatsız edebilir, tetikleyebilir, geçmiş duygularımız ön yüze çıkabilir. Bunları biraz yumuşatmamız lazım ve 26 Eylül'de yine 20:58'de Merkür-Venüs Başak kavuşumu, sizin istekleriniz, yurt dışı, eğitim konularınız, yapılması gereken yeni anlaşmalarla alakalı noktada net kararlar. Ve 29 Eylül'de evet, Venüs artık terazinin seyrine geçiş yapacağı için yurt dışı ile ilgili yerleşmek, bunlarla ilgili planlar için eksik evraklarınızı tamamlamanız lazım. Şirketiniz sizi o yolculuğa itecek diyorum. Eğer ki kendi işinizi ve serbest alanda büyütmek istiyorsanız daha altyapıya oturtmanız lazım. Şu an acele ettiğiniz takdirde ekonomik olarak zarara girebilirsiniz. Şu an altyapınız bu konuda eksik gözüküyor. Ortaklı yeni proje oluşturmak isteyen sevgili yaylar için de hadi bakalım hayırlı olsun. Ortaklı ve başarı sizin. Ve özellikle sosyal ağ ya da dijital ve mühendislik alanındaysanız, ağlarla bağlantılı projeler yapacaksanız sizin işinizde büyüme alanınız, yani ağlar boyutunda her noktaya ulaşacağınız gözüküyor. Bence bunu gözü karalı yapın. Çünkü hak edilişinizin ödülü var. Aile büyüklerimize vefa borcu olan sevgili yaylar, bu hafta bunu ödeyeceksiniz. Sevgiyi sarılarak, duygularınıza sürpriz hediyeler alarak aile büyüklerimize vefa borcumuzu sunacağız. Yarım bırakmayı düşündüğünüz eğitimini tamamlamanız lazım. Ve bu ara farklı dil, mesela Rusça, İspanyolca, İngilizce merakı olan sevgili yaylar için eğitim sizin kusursuz cinayetiniz gibidir. Her eğitim size fırsat yaratır. O yüzden dil sizin en vazgeçilmez duygunuz. Ama sanatçı yönünüzü de unutmazsak, güzel kara kalem çalışmaları psikolojinize de iyi gelecektir. Hadi şimdiden hayırlı olsun. Eski ilişkilerinizle alakalı yaşanan krizler yumuşuyor. Yani siz artık geçmişe böyle bir yoldan geçiyorsunuz. Yepyeni bir geleceğe, farklı bir yol. Yani yeniden aşk enerjisi, görüşmek ve aşık olduğunuz insanla başlayacak heyecanlar bu hafta size farklı bir enerji getirecek. O yüzden siz bence yenilikle iyileşmeyi seven bir burçsunuz ve yenilikle seveceğiniz her nokta size iyi gelecek. Evet, çalışan ve yoğun tempoda olan evli çiftlerimizle alakalı noktada sizin de evdeki eşinizin de iş değişimleri ama para konusunda değişimler için aralık sonuna ihtiyacınız var. Ve bu konuda bıt bıt etmeyi bırakırsanız sevinirim. Alternatif tekliflerde hep olumsuz geldi.
hayal değil, gerçekleri görmeniz lazım. Şu an bu şirkete, bu işe ihtiyacınız var. Eşinizi de bıtbıtlamayın, gerek yok. Ama hak edilişiniz için daha vakit var diyorum. Evet, platonik takınıyorsanız, aşık olduysanız, onun duygularını ediyorsanız, platonin hayatı evliliğe doğru gidiyor, siz yalnız kalacaksınız. O yüzden platonik kafalardan çıkarsanız sevinirim. Uzun süredir de adını koyamadığınız bir ilişki artık tam elinizi tutacak ve bu hayat size mutluluğa doğru ilerliyor. Boşanma fikri, huzursuz olan çiftlerde tekrar birbirimize şans verme ve ilişkiyle alakalı noktada göremediğimiz her bir noktayı birlikte keşfederek hatalarımızı öğreneceğiz. Evet, toprakla ilgili çözülmesi gereken bazı noktalarınız var. Bunlarla alakalı noktada çözüm için doğru bir hafta. Yani burada şöyle uyarmak istiyorum sevgili yaylar. Yani ailenize ait tapu, evrak konularında başkaları ve ya da dijital alanlarda başkaları imza taklidi yapabilir. O yüzden evraklarımızı, o yüzden ailemize ait malları kontrol etmemiz lazım. Dikkatli olmanız lazım. Çünkü burada iletişim sert geçiyor sosyal ağlarla alakalı noktada. Ve Merkür'ün artık yavaş yavaş durağan sürecine geçiş sağlayacağımız için artık 3 Ekim'de Merkür normal geçişine doğru ilerleyecek. Siz de hayallerinizle ilgili başlangıçları yapabilirsiniz. Evet, sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktayı söylersem, basur, bağırsak enfeksiyonlarımız, alerjik kaynaklı kusmalarımız yoğun olabilir ve üşütmelerden uzak durmanız lazım. Bir de ufak bir yurt dışı seyahati size mutluluk getirecek. Bir de sürpriz hediye verebilirsiniz. Karşı taraf heyecan duyabilir diyorum. Hoşça kalın efendim. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Kocaman bir kalp sevgiyle sizi bu hafta kucaklıyorum. Evet güzel takipçilerim, işiniz, konumunuz, mertebenizle alakalı ilginç bir hafta olacak. Yani her şey birbirine dağılmış. Yani bir sabah kalktığınızda bilgisayarınızdaki mailleriniz çalınmış olabilir. Instagram sayfanız çalınmış olabilir. Yani dikkatli olmanızı öneriyorum. Fikirleriniz çalınmış olabilir. Düşünceleriniz çalınmış olabilir. Yani biraz daha fikirlerimizi, düşüncelerimizi içimizde yaşamamız lazım. Büyük bir şirketin size sunacağı imkanları doğru değerlendirip bu noktada fazlasıyla kendinizi ispatlayacağınız bir hafta, bunu da göz önünde bulundurun diyorum. Bu ara toplantılar, konuşmalar, direkt toplantı içerisinde kendinizi çok daha iyi savunacağınız bir hafta olacak. Yani siz artık bu konuda kendinizi sahaya atmış ve burası benim dediğimiz başarının ödülünü ve alkışını alacaksınız. Ve devletteki alanda çalışıyorsanız, devletle ilgili bağlantılarla ilgili de pürüz olan ve sıkıntılı olan noktayı üst düzey yöneticilerinizle çözme haftası. Hatta yeriniz değişmesi, yeni fırsatlar, yeni oluşumlar bekliyorsanız bu noktada da gerçekten üst düzeyinizdeki kişilerin size çok fazla yardımcı olacağı, kapılarınızla ilgili zorlanmayacağınız bir nokta olarak gözüküyor. Serbest, ekonomik alanda, dijital, borsa, ya bu alanda çalışıyorsanız bu hafta çok dikkatli olun. Borsada, ekonomik noktada bazı krizler yaşanabilir ve bu krizlerde siz gereksiz ödemeler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Daha dikkatli olun diyorum. Kendi işiniz, ortaklı ve büyük bir firma, yurt dışı ihracatı, bunlarla alakalı bağlantılarınız varsa burada sadece tırınızda gecikme olabilir, gemide gidecek mallarda gecikme olabilir ama eninde sonunda bu mallar gayet sağlıklı bir şekilde ve başarınızda bu konuda aydınlığa kavuşacak. Küçük bir esnafsanız, İşinizle ilgili korku ve endişe duyuyorsanız yavaş yavaş toparlanmaya doğru gidecek. Yani siz olduğunuz kadarki dengeyi, kendi mantığınız ve ekonomik dengeyi çözerek tamamlayacaksınız. Uzun süredir satmaya çalıştığınız bir konuda kararsızsınız, satmayın. Burası çok kıymetli ve çok değerli. Sattığınız takdirde çok üzülürsünüz. Çünkü orası size hayatınızı anlatıyor, çocukluğunuzu anlatıyor, ailenize ait anıları anlatıyor. Orayı kaybetmenizi istemiyorum. Evet, çalışan evli çiftler ya da ortak fikri olan sevgili çalışan çiftlerimiz için fikir ayrımı var. Yani iş yerinde de fikir ayrımı, düşüncelerde fikir ayrımı, birbirimizle rakip halinde olacağız, birbirimizi gırtlaklayacak şekildeyiz. Yapmayın Allah aşkına, bu kadar aşkın, bu kadar derinliğin maddi kavgası biraz sizi yıpratıyor olabilir. Biraz ilişkide para ekonomimizi geri tutun, birbirinize sımsıkı sarın. Çünkü ikinizin de IQ'su çok yüksek, evde çatışmalar oluyor, zıt karaktersiniz çünkü, bilginiz olsun diyorum. Aile işiniz varsa ve bununla ilgili babanız ya da annenize ait süreçte bazı yasal problemler var. Bunlarla alakalı çözüm içerisinde olacaksınız. Bunlar başarısız olmayacak. Ama siz aile işi, aile alanında olmak istemiyorsunuz. Özgür kanatlarınızın üzerinde uçmak istiyorsunuz. Hayatım, burası kurulmuş sistem. Yani orada sen de özgürlüğünü oluşturabilirsin. Sadece cesaretin yok. Çünkü fikirler, onların eski fikirleri sizin jenerasyon fikirlerinizle uyum içerisinde değil. Evet, hak veriyorum ama orayı jenerasyonla büyütebilirsiniz. Korkmayın.
örneğin. Bir de kuzenlerle alakalı sağlık problemi, küçük bir operasyon olabilir. Aile bunun üzerine gidebilir. Siz de orada olmayı unutmayın diyorum. Bir de şöyle söyleyeceğim sevgili oğlaklar. Yeni iş alanını kurmak ve alanı büyütmek istiyorsanız ekibiniz güçlü. Mesela ne bileyim, cilt ürünü üretmek istiyor olabilirsiniz. Yeni bir oje yaratmak istiyor olabilirsiniz. Siz markanızın altyapısını doğru kurun, başarıya doğru gidiyorsunuz. Bu ara kitap yazmak, yani bu tarz alanlarda var olmak isteyenler için de yavaş yavaş başlangıçlar olumlu gözüküyor. Bence yapmalısınız çünkü Venüs'ün terazide adaletli noktanız ve sizin fikirlerinizin bütünleşeceği bir evde. Aşk konusunda sevgiliniz sizi terk etmek istemiyor ama siz onu terk etmek istiyorsunuz çünkü fikriniz uyuşmuyor. Bu uzun süredir de kalbimdeki kişi benim için ne düşünüyor diyorsanız onun artık sizinle hiçbir alakası yok. Bunu niye kabul etmiyorsunuz? Ve siz neden yeniliğe açık değilsiniz? Yani bu kadar hem güzel, hem akıllı, hem kıvrak bir enerjiniz ve hem karizmatik yönünüzde çok kısmetleriniz var. Bence bu kafa geçmişte kalmış. Onu bir iyileştirelim diyorum. Bu ara boşanma fikri ve kendi konumuzla alakalı noktada problem yokken evde gereksiz atışmalardan da uzak durmamız lazım. Sevgili eşleriniz ve çalışmayan ev hanımlarına sesleniyorum. Burada kendi kariyerinizle alakalı yeni başlangıçlar için geç değilsiniz. Siz o kadar zekisiniz ki sadece evin enerjisi, yemek, çocuklar, o bu. Kendinize vakit ayırmak için o çocuklar okuldayken 2 saat kendinize kurs. Yani belediyenin muhteşem kursları var. Astroloji eğitim alabilirsiniz. Sisleriniz, mantığınız o kadar kuvvetli ki kendinizi bu noktada başarılı tutmanızı öneriyorum. Evet, hislerimiz, rüyalar bu ara aktif olacak. Ne düşünüyorsanız ayağınıza gelecek. Geçmişe ait bir borç konumuz ve bunu nasıl hallederim diyorsanız birikmiş olan kenardaki bir para size destek olarak verilecek ve bu borçlarınızdan kurtulacaksınız. Yalnız ailemiz ya da sizin kredi kartı ya da krediyle ilgili unuttuğunuz borçlarınızı da göz önünde bulundurun. Biraz savurganlık yönünüz bu hafta çok daha fazla olacak. Aman tutumlu olmanız sizin için daha sağlıklı. Evet, araç konusu değiştirmek, eşiniz araç, kendiniz yeniliğinizi yapmak istiyorsanız gözünüz aydın, alacağınız araç sizin için gayet hayırlı diyorum. Hoşçakalın. Ama diş eti iltihaplarımız, burun geniz eti ve küçük operasyonlarımız olabilir. Bilginiz olsun. Ve gözle ilgili de gözyaşı, alerjik durumumuz olabilir. İhmal etmeyin. Hoşçakalın. Kovalar, ben geldim. Beğen, yorum yap. Bu hafta güzellik sizin olsun sevgili kovalar. Çok yoğun bir iş temponuz, evraklar birbirine karışmış, dosyalar, yöneticilerin gergin halleri, üst düzey karmaşıklıklar biraz sizi yıpratabilir. O yüzden bulunduğumuz alandan hemen erken izin alayım, gideyim, ben burası bana uygun değil diyorsanız yerinizde güzel oluşumlar yaşanacak. Bence onları dinleyin. Gayet başarılı ve keyifli bir noktanın tadını unutmayın diyorum. Tabii ki beğenerek, yorum yazarak beni de destekleyebilir. Diğer burçlar hakkında da yorumlarınızı bekliyorum efendim. Sevgili kovalar, ilişki arızası yaşayacaksınız. İlişkinizde tartışmalar, birbirinizle konuşma usluplarında terslikler, böyle tehditkar konuşmalar biraz can sıkıcı olacak. O yüzden uslupları ve karşı tarafa yönelttiğiniz uslup evresini doğru öğretmeniz lazım. Yoksa her geçen gün daha rencide olacaksınız. Bunu bir an önce çözün diyorum. Çözmeniz gerekiyor, unutmayın. Evet, kurumsal alanda yer değişiminizle ilgili mücadele dönemi. İstifa kararı veren sevgili kovalar, gireceğiniz noktada daha keyifli ve daha doğru adım atacaksınız. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Evet, yeni 26'sında terazideki yeni ay, yani 00.58'de 26 Eylül pazartesi günü yeni ay sizin derinlikler, geçmişle ilgili konular, bazı başarılarımızla alakalı tetikleyecek yeni başlangıçları gösteriyor. Ve 26 Eylül pazartesi günü Merkür Venüs Başak Burcu kavuşumu aile hayatındaki yanlışlıkları görmek ve onları doğru affederek yol almayı ve 29 Eylül Perşembe günü Venüs artık teraziye geçiyor. Adil olan iş kapılarımız, fırsatlarımızı doğru görmek için ne bekliyorsunuz diyorum. Evet, büyük kurumsaldakilerde yenilikler, güzellikler, aydınlıklar ama istifalarda net kararlar. Konum değişmiyorsa ben gidiyorum kafasına ulaştınız. Hak veriyorum çünkü burada görünmek, emek verdiğiniz 10 insanın işini yapıp hala verilen sözler tutulmadığı için başka teklifleri en iyi şekilde değerlendirebilir, yolunuza yolculuk yapabilirsiniz. Devlette çalışıyorsanız bu noktayla ilgili
varoluşunuzu ispatlamak ve alanın yeniden inşa etmesi için destekçi olacaksınız. Yeni bir ekip kurulacak. Siz de buraya yetkili olarak hayatınızı devam ettireceksiniz. Ama tayin ya da bu konularla ilgili beklentileriniz varsa mücadeleye devam. Özellikle hostesseniz, hostasınız, Türk Hava Yolları ya da farklı bir alanda başarınızda farklı noktadan gelecek teklifle birlikte başarınız ve uçuşlarınız güzel bir süreç sağlayacak. Korkmayın efendim diyorum. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız finansal noktamızı bayağı kontrol etmemiz lazım. El bonkörlüğünüz bir elin verdiğini diğer el duymamalı dediğimiz evreyi çok fazla aştınız. Artık çocuklarınız, hayatınız ve kendi geleceğiniz için para sisteminizi doğru görmeniz lazım. Yoksa Ekim ayı sizi çok zorlayacak ve stresli bir hafta olacak diyorum. Serbest bir alanda ortaklık bazı paylar üzerinde çalışıyorsanız ekstra kazançlar size mutluluk yaratsa da bulunduğunuz evde çıkmak zorunda kalabilir, mal sahibinizle pürüzler yaşayabilir ve kira konusunda büyük kaoslar içerisinde olabilirsiniz. Şimdiden yeni bir ev başvurarak ya da yeni bir ev arayarak yeni kapımızı aydınlatabiliriz. Yoksa buradaki binada sorunlar yaşayacaksınız. Kendinize ev almak, farklı alanda yatırım yapmak istiyorsanız, ufak bir paranız var arsa, toprak üzerine. Bu niyetiniz var, alın gecikmeyin çünkü bu ülkede artık ev almak, toprak almak çok zor olacak. O para o toprağa yetiyor, cesaretini topla diyorum ve iyi gelecek. Evet, çalışan evli çiftlerimizle alakalı, özellikle eşiniz ve sizin konumunuzla ilgili yaşanan bazı karışıklıklarla ilgili evimizde çok fazla konuşuyoruz bu konuyu. Ama şirketle çalıştığınız alan ve şirket sizi bu konuda yerinizin rahat olduğunu düşünüyor ve şımarıklık yaptığınızı düşünüyor. Bence istifa edin, yeni kapı sizin için daha sağlıklı olacağını gösteriyor. Aileye ait miraslı konularımız yoğun olabilir ve bunlarla ilgili çözümsüz süreçler başlayacak. Mahkeme çok uzun sürecek. Doğru avukat, doğru proje yaratmanız lazım. Artık büyük şehirden ayrılmak isteyen, daha küçük bir alana geçmek isteyen kovalar yeni arayışları, yaşadığınız noktayı belirlemek için mücadele vereceksiniz. Aile apartmanı ya da eşinizin ailesiyle aynı düzende yaşıyorsanız bulunduğunuz noktada seviliyorsunuz ama gereksiz tavırlar aldıkları için çok kırgınsınız ve hakkınızı helal etmiyorsunuz. Bu konuda biraz yüzleşme dönemi, içinizden geleni söyleyin, sonra haksız noktaya düşmeyin diyorum. Dedim bile, bilginiz olsun. Sevgili ev hanımları, bu ara özellikle yemek masanız, sandalyenizle alakalı değişimler kararı içerisindesiniz ve banyonun banyodaki o ayna ve o lavabonun değişmesi lazım. Su akıntısı ve oradaki borunun sıkıntısı var. Bunu bir an önce çözün diyorum. Dedim bile. Evet, çocuklarınızın yurt dışı ile ilgili planladığınız yolculuğunuz hayırlı olsun. Onların kapısı gayet hayırlı. Ve özellikle yurt dışına yerleşmek isteyen ve yurt dışı veya Türkiye'ye geri dönmek isteyen bazı kovalar için güzel fırsatlar, güzel kapılar var. Ama şunu unutmayın, bu ara hırsızlığın enerjisi de çok fazla var. İnandıklarınızı evinize almayın, yoksa zarar görürsünüz diyorum. Evet, sağlık olarak özellikle bel fıtıkları ve omurilikle alakalı sıkıntılar ve bol yüzme yaparak enerjimizi bu noktada düzeltebiliriz. Bir de kan tahlillerinizi gözden geçirmeniz gerekiyor. Ve yediğiniz bir şey ya da alerjik bir durum yaratıyor deterjan, bunu ihmal etmeyelim. Çocuk tedavisi düşünenler için güzel bir fırsat. Doğru doktor, doğru enerjiniz var. Korkmayın, artık bu tedavinizi yaptırın efendim. Çocukla mutluluk olsun. Ama ciddi olan çiftlerimizde de güzel bir evlilik kararı var. Ailelerin tanışması, doğru ilişki ve sözlenme, nişan. Ve bu ara düğün tarihlerinde ertelenmeler artık hızlı bir şekilde evlenmeyi gösteriyor. Hoşçakalın efendim. Allah'a emanet olun. Bay bay. Sevgili balıklar, güzel kalpler, güzel enerjiler. Rabbim size yağdırsın. Evinize huzur, bereket. Ne istiyorsanız bu hayatınızda, ayaklarınızda serilsin. Beğen, yorum yap. Evet sevgili balıklar, özellikle 26 Eylül terazi yeni ayı gerçekleşecek. Sizin özellikle iş ve kariyer noktanızla alakalı göremediğiniz ve görünmez olduğunuz noktaların aydınlanacağı bir evre. Yani şirketiniz size yok ben yerinizi değiştirmem diyorsanız artık görünür bir evredesiniz. Değişimler, fırsatlar ve bu fırsatları doğru değerlendirdiğinizde farklı alanlardan gelecek kapıları da değerlendirmiş olacaksınız. 26 Eylül pazartesi yine 20.58'de Merkür-Venüs Başak kavuşumu sizin benlik evrenizi sorgulamayı uyarıyor. Yani ben kimim, niye varım, neden varım dediğimiz noktaları tetikleyebilir. Ve 29 Eylül Perşembe günü de Venüs artık terazine eşliğini yapıyor.
ve bu eşlik sizin çalışma ve iş alanınızla alakalı, kimler doğru kimler yanlış bunları görmek için doğru bir haftayı uyarıyor. Evet sevgili balıklar, kurumsal alanda haklarımızı doğru noktada alacağız. Beklenti içerisinde olduğumuz devlet başvurularımız, evraklarımız, iş başvurularımızla ilgili güzel fırsatlarımız var. Bu hafta konuşmalar ılımlı ve güzel. Eğer işsizseniz bu fırsatları çok doğru şekilde yakalayacaksınız ve enerjiniz en azından iş konusunda motivasyonunuzu artıracak. Kurumsal bir alandan farklı bir noktada teklif beklentiniz varsa bunun için Ekim 7-8-9 bunun için daha doğru bir süreç. Ama başvurularınızı bu hafta yaparsanız o hafta doğru enerjileri almış olacaksın. Amaç noktanız yurt dışı ile ilgili büyük şirketlerde var olmak istiyorsanız bununla ilgili çok büyük destek alarak bu enerjinin iyileşmesini, bu enerjinin ruhunu tadacaksınız. Yani siz isteklerinizi iş konusunda kapılarınız, enerjileriniz yüksek. Ben olmayı bulduğunuz takdirde işinizin nerede olduğunu da bulmuş olacaksınız. O yüzden siz artık kimliğinizi biliyorsunuz. Devlet kapılarınızla alakalı uzun süredir planlarınız vardı. İşe girmek, o kapının aydınlanmasını istiyordunuz. Yakın bir dostunuzun bu enerjiyle birlikte yaratacağı iş fırsatı size bu fırsatları sınav haftanız olabilir, mülakat haftanız olabilir. Gayet başarılı ve keyifli olacak. Serbest kendi işinizi yapıyorsanız ekstra kazançlar ve gözümüzü dört açalım, güzel fırsatlar ve güzel diyaloglar sizin iş konularınızla alakalı noktada daha güzel evreleri yakalayacağınızı söylüyorum ve çok da iyi olacağına inanarak enerjinizi yüksek tutun. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada özellikle eşiniz çocuklar yüzünden işinden ayrılma kararı ve siz de bunu destekleyeceksiniz ama bu evde iki ev para giriyordu, şu an tek para girecek. Ekonomik olarak dengeleri toparlamanız lazım. Bu ara en önemli şey unuttuğunuz borçlarla ilgili sıkıntı yaşar mıyım? Hayır. Ama burada hacizlik ve icralık durumlar söz konusu olacak. Bunlardan çözümlenmiş olacaksınız. Merak etmeyin. Bu ara motor merakı, araç merakı olan sevgili balıklar yeni motorunuz, yeni aracınız hayırlı olsun. Çünkü en büyük hayaliniz bu olarak gözüküyor. Gözüküyor. Vallahi güzel bir enerji. Yani insan sevdiği şeylerin hayalinde varoluşunu kutlamak güzel. Uzun süredir işsizseniz de çok büyük bir destek alarak Eylül 4-5 arasında yeni iş kapınızla ilgili hayırlı olsun diyorum. Evet, aşk konusunda garip dengelerde olacağız. Boşanayım mı? Evlilik teklif edeyim mi? Seviyor mu? Ben neyim onun için dediğimiz sorgulanma haftamız var. Burada sorguladığınız kişi sizi seviyor ama cesaret noktasında sizin kadar cesaretli değil. Siz de değişken bir karakter olduğu için duyguları bazen çok yoğun, bazen saçma sapan geri adımlar atıyorsunuz. Bu dengeyi ilişki tarafında tutarsanız sevinirim. Eski ilişkinizle ilgili haber beklentiniz varsa bu telefon, mesaj, diyalog gerçekleşecek. Tekrar birbirinize şans verme olayınız çok yüksek. Ama siz bu ilişkinin neresinden baktığınızı öğrenmeniz lazım. Ya da aynı yarayı yaşamak istiyorsanız iyi bir psikologla bu dengeyi götürmeniz lazım. Boşanmak isteyen sevgili çiftlerimiz için evet biraz tetikleyen kırgınlıklar, cinsel aktif hayatımızdaki geri durumlar ve bizi yıpratan konuşmalar ve soğukluk enerjimiz var. Siz bu enerjide kötü enerji olduğunu düşünüyorsunuz. Hani dilleriniz kötü, bunları düzeltmeniz lazım. Dilinizi iyileştirmediğiniz sürece kötülük sizi. Evet görümceniz sizi sevmiyor olabilir ama kayınvalideniz sizi gerçekten seviyor ve sizinle olan enerjiyi ve size şükrediyor. Ama maalesef herkes sevmek zorunda değil. Boşuna görümceniz ya da eltinizle ilgili içinizdeki fesatlıkları geride bırakın. Onlar zaten sizi sevmiyordu. Gerek yok diyorum. Bu arada taşınma fikri olan sevgili balıklar, bulunduğunuz nokta devam edeceksiniz. Şu an alternatif bir nokta görmüyorum. Yerimizi idare edelim. Ama kayınvalideniz ya da annenizin size bir destek konusuyla alakalı noktada da güzel bir ev anahtarınız da destek olacak. Ama bunun için biraz daha zamana ve satılması gereken noktalara ihtiyacı var. Sevgili ev hanımları, evet yorucu, sıkıcı bir evde ve siz artık bu ev sizi bunaltıyor. Habire temizlik hastalığı başladı sizde. Belki bir psikolojik destekle bu enerjimizi de çıkartabilir. Kendi evremizi daha rahat bir şekilde görebiliriz. Kendimize iyilik yapmayı unutmayın. Bu ara göz torbalarımız ve estetik enerjimiz ve dudağınızı yaptırabilir. Estetik durumunuz gelmiş. Dikkatli olun. Batık tırnak ve ayak mantarları bu hafta biraz riskli olabilir. Sağlığınız bu konuda rahat ve temkinli davranın diyorum. Çocuklarınızla ilgili gelecek kaygılarınız varsa da korkmayın. Onlar gayet başarılı. Hoşça kalın efendim.